Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte hem önünde hem de arkasında ekran bulunan Meizu Pro 7 Plus'ı inceliyoruz. Öncelikle telefonu bizlere ulaştıran İzmir İletişim'e teşekkürlerimizi iletelim ve videomuza geçelim. Çift ekran çok alıştığımız bir durum değil, o yüzden gelin telefonu incelemeye buradan başlayalım. Telefonumuzun arka sol üst kısmına bir ekran konulmuş. Bu ekran 1.9 inç büyüklüğünde ve 240x536 çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel bulunduruyor. Ana olarak 3 görevi var bu ekranımızın: saat, adım sayar ve hava durumunu göstermesi. Bunun yanında farklı şeyler de yapabiliyor tabii. Örneğin kişi kartı atayabiliyoruz, oraya koyduğumuz QR kod ile direkt kart vizitimizi telefonumuzun arkasında taşımış oluyoruz. Çift tıklama ile de uyandırabildiğimiz bu ekranımızın bence en güzel özelliği arka kamerayı bize kullandırabilmesi. Herhangi bir noktasında parmağımızı yukarıdan aşağıya veya tam tersi kaydırdığımızda arka kamera adeta selfie kamerasına dönüşüyor. Böylece arkadaki daha iyi olan kamerayla selfie çekebiliyoruz. Bulanıklaştırma, güzelleştirme ve normal olmak üzere 3 farklı kamera modu içinde sağa sola kaydırarak geçiş yapabiliyoruz. Ayrıca kamera moduna geçmek için telefonun tuş kilidini açmanıza da gerek yok. Yani hızlı selfie'ler için oldukça iyi düşünülmüş bir detay bu. Ayrıca ekrana bir defa dokunduğunuzda fotoğraf 3'ten geriye doğru sayıp çekiyor. Dilerseniz de ses kısmı tuşuyla fotoğraf da çekebilirsiniz tabii. Burada eksenesine bir şey yazmamız gerekirse arkadaki ekranla video çekemiyoruz arkadaşlar. Eğer buradan video çekiyor olabilseydik güzel bir vlog kamerası olarak da kullanabilirdik tabii. Bunun yanında şarkıları ileri geçme ve durdurma işi için de kullanabiliyoruz. Ancak Spotify ve Fizi gibi online platformlarda işe yaramıyor. Telefonun içindeki müziklerde kullanabiliyoruz sadece. İkinci ekranda bildirimleri falan da görebiliyoruz. Eksenesine şunu da yazabiliriz: dokunmatiği bazen işlemiyor arkadaşlar, bazen cevap vermiyor, sapıtıyor, saçmalıyor. Genel olarak arkadaki ekranı özetlemek gerekirse işlevsel düşünülmüş bir özellik, ancak şu an için yeterli değil. Çift ekranlı telefonlarda biz daha önce Yotafon incelemiştik arkadaşlar. Onun için de diyebiliriz ki işlevi bunun gibi bir tık yetersiz kalıyordu. Yani iki ekran şimdilik böyle ahım şahım bir olay değil diyebiliriz. 5.7 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekranımız %72.9'luk ekran gövde oranıyla çağın birazcık gerisinde kalıyor. Alt ve üst tarafta ciddi çerçeveleri görüyoruz. 170 gram ağırlığındaki telefonumuz 15.7 cm uzunluğa, 7.7 cm genişliğe ve 7.3 mm'lik bir kalınlığa sahip. Kavisli yapısı sayesinde de tek elle kullanıp bu boyutlardaki telefonlara göre iyi durumda diyebiliriz. Ön taraftaki ana ekran tuşumuz aynı zamanda parmak izi okuyucusu görevini üstleniyor ve stabil bir şekilde çalışıyor. Telefonun alt kısmında mono hoparlör bulunurken 3.5 mm'lik jack girişinde es geçilmediğini görüyoruz. Elimizdeki Plus versiyonu tıpkı Pro 7 gibi 64 GB depolama sahip, ancak bunun bir de 128 GB'lık versiyonu var. Maalesef micro SD kart takamıyoruz, ancak çift sim kart girişi mevcut. Siyahın yanında Plus'ın 64'lük modeli için gümüş ve altın renk seçenekleri de bulunuyor. Plus olmayan modeli için bir de kırmızı rengi var, orası ayrı bir mesele. Android 7 sürümüyle birlikte gelen telefon Flyme OS 6 sürümünü içinde barındırıyor. Arayüz bakımından bunu kullanıyor. Telefonda suya ve toza dayanıklılık gibi bir IP sertifikası yok arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Ve şimdi gelin biraz da kameraya bakalım. Çift arka kamerayla gelen telefonun arkadaki iki kamerası da 12 megapiksel ve f2.0 diyafram değerine sahip. Kameralardan birisi RGB, diğeri ise monokrom çekiyor. Aynı zamanda iki kamerayla birlikte bokeh dediğimiz arka plan bulanıklaştırmasını yapabiliyoruz. Hatta dediğim gibi ikinci ekranın sayesinde selfie'lerimizi bile bulanık çekebiliyoruz ama arka tarafını. Ne yazık ki optik sabitleme olmadığı için fotoğraflarda böyle hafif titreme, bulanıklaştırma oluyor. Çekerken biraz sabit durmakta fayda var. Düşük ışığa geldiğimizde tabii ki gündüz çektikleri kadar etkilemiyor bizleri fotoğraflar. Biraz kumlanma ve detaylarda kayıpları görüyoruz. Ancak yine de fiyatına göre arka kamerasının geçerli olduğunu belirtelim. Biraz da ön kameraya değinelim. 16 megapiksellik f2.0 diyafram değerli ön kamerayla selfie'lerimizi çekiyoruz. Ön kamerada gayet güzel işler çıkartıyor. Özellikle ışığınız bol ise yine düşük ışığa geçtiğimiz zaman kalite birazcık aşağı doğru gidiyor. Bir
video tarafına baktığımız zaman arka kamera 4K ile saniyede 30 kare çekim yapabiliyor. Çözünürlüğü 1080p'ye çektiğimiz zaman anti-shake diye bir özellik açılıyor. Ancak ben pek kullanışlı bulmadım bunu. Yine de biraz titreme var videolarda. Ön kameramızda 1080p'de 30 kare çekim yapabiliyor. Kamera genel olarak fiyatına göre bence geçerli ve sosyal medya paylaşımlarınız için sizi üzmeyecek düzeyde. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Meizu ile kaydediyorum. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Şimdi gelin biraz da telefonumuzun teknik detaylarına bakalım. MediaTek Helio X30 işlemcisini kullanan telefon grafik işleme konusunda da PowerVR 7 XTP'den desteğini alıyor. 6 GB RAM ile birlikte telefon oldukça akıcı bir şekilde çalışıyor. Telefonun grafik birimi her ne kadar günümüzün gerisinde kalsa da oyunlarda pek fazla üzmediğini söyleyebilirim. Oyun demişken gelin 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım, ısınma ve şarj durumuna bakalım. Ben de size bu sırada pilden bahsedeyim. 3500 mAh'lik bataryayla birlikte gelen telefonumuz standart bir kullanıcı için 1,5 güne yakın bir kullanım sunuyor. Her şey bir kenara, telefonda M-Charge 4.0 teknolojisi yer alıyor. Bu da hızlı şarj anlamına geliyor. Yani yaklaşık yarım saat gibi bir sürede %60-65 civarında bir şarja ulaşıyorsun. Bu da gayet iyi bir rakam. Oyun konusunda da 10 dakikanın sonunda Real Racing'de %28.2 olan sıcaklığımız %35.6'ya çıktı. Şarjımız ise %85 seviyesinden %81 seviyesine düştü. Yine 10 dakikalık oyun testlerimiz için iyi değerler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelin telefonla ilgili son sözlerimize geçelim. Telefon arkadaki ekranıyla gerçekten sıradan olmaktan çıkıyor. Ancak telefonu satın almak için bizce tek başına bir sebep değil bu ekran. Bence 1750 TL'lik fiyatını düşündüğümüzde 2000 TL altı alınabilecek telefonlar arasında tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Resmi olarak ülkemize girdiği zaman fiyatı ne olacak onu ben de merak ediyorum. Ancak bu fiyat bandında dediğim gibi tercihleriniz arasına rahatlıkla sokabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Meizu Pro 7 Plus'ı inceledik. Ürünle ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.